mektup ortaya çıkarsa kurduğun her şey çöker Aziz. Çöker. Kahvenizi getirdim hanım. Sultan Dilşah'ın fotoğrafını nereden buldu Esma? Ben bilmiyorum. Miran! Söyleyeceğin hiçbir şey dinleyecek durumda değilim yenge. Çıkmam lazım. Söyleyeceklerin merak ettiklerinle ilgili olsa bile mi? O iki günlük Şadoğlu kızı için yengeni bir kenara itmeni unutmayacağım Miran. Ama büyüklük bağışlamaktan gelir. Aldığın yanlış kararları son zamanlarda yaşadığın sıkıntılara veriyorum. Bunu söylemek için mi durdurdun beni? Yok. Vakti gelince yaptığın hataları kendi gözlerinle göreceksin zaten. Benim acelem yok. Ben seni uyarmaya geldim. Hangi konuda? Geçmiş konusunda. Geçmişi merak ediyorsun ama sana söylediklerimi hep yanlış kişiye soruyorsun. Bizi mi dinliyordun sen? Ben çok şeyi dinliyorum Miran. Ben bu eve geldiğimden beri herkesi dinliyorum. Hepsini de vakti gelince en faydalı şekilde kullanabilmek için biriktiriyorum. Açık açık söyle de ikimiz de yorulmayalım yenge. Kaldırdığın taşın altına iyi bak diyorum Miran. Cesaretin varsa tabii. Yani? Yani her küçük taşın altında mutlaka gizlenmiş büyük bir taş vardır. Ya o mektup da küçük bir taşsa? Vallahi ben o mektubun varlığına inanmıyorum. Eğer öyle bir mektup varsa gerçekten annem mi yazdı onu öğreneceğim. İşte o zaman da dediğin gibi o küçük taşın altındaki büyük taşa ulaşacağım. Ben de işte tam ondan sonrasını diyorum. Ya gerçekten annen bu evdeki işkenceden kurtulmak için hazır. Yenge sus! Bağırma! Bu evdeki bütün erkekler bağırmayı da öfkelenmeyi de her zaman çok sevdi. Sen de onlardan birisin işte. Ne de olsa hepinizi Azize Aslan Bey yetiştirdi. Miran, sen benim evladımın nasıl öldüğünü biliyor muydun? Ne yapıyorsun? Belki bu sana küçük bir ipucu olur. Ayıkla pirincin taşını Azize Hanım. Yeter artık. Yeter artık. Miran. Yeter. Gönül. 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 Benim istediklerim dışında Dilşah'a ait tek bir çöp kalmayacak. Hepsini yok edeceksin demedim. Fotoğraf. Belki başka daha neler... Benden sakladığın daha neler var babaanne? Benim şu evde bilmediğim daha neler var Allah aşkına anlat bana. Ben her gün yeni bir şey mi öğreneceğim? Yeni bir yalan, yeni bir sır. Ne kaldı? Bilmediğim ne kaldı söyle. Sen neden bahsediyorsun Miran? Gönül'ün kardeşi nasıl öldü? Anlat. Senin kafana kim sokuyor bunu? Gönül'ün kardeşi nasıl öldü dedim. Esma ana, sen söyle. Ne oldu Gönül'ün kardeşine? Demek yengem söylediklerinde haklıymış. Amcam. Miran! Sultan.
Nisan'ı bugünlere getirmek için neleri feda ettiğimi bilirsin değil mi Esma? Hatta en iyi sen bilirsin. Evet hanımım, iyi bilirim. Benim yok etmeye çalıştıklarımı kullanıp Mira'nın aklını karıştırmaya çalışanları da yok edeceğimi bilirsin değil mi? O mektup hadisesinde bir parmağın varsa, eğer sen söylemeden ben ortaya çıkarırsam neleri kaybedeceğini bir düşün. İyi düşün. Önce Fırat'ı düşün. Gönül! Gönül dur! Gönül nereye gidiyorsun? Bilmiyorum! Nereye gittiğimi bilmiyorum. Hangimiz biliyoruz ki? Sen biliyor musun? O evde hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor. Her gün başka bir kabusun içindeyiz. Bitmiyor Fırat, bitmiyor. Gönül! Gönül ne olur? Gönül sakin ol. Gönül ne olur sakin. Ne olur? Annemin yaşadığı acıyı gördün değil mi? Babaannemin ona yaşadığı acıyı gördün. Ben artık dayanamıyorum. Hiçbir gün yüzümüz gülmüyor. Konuşuyoruz ama aslında hiçbir şey söylemiyoruz. Yaşıyoruz sanıyoruz ama her şey aslında koca bir yalan. Avuçlarımızdan hayatımız akıp gidiyor. Ve ben sadece bekliyorum. Ne yapıyoruz biz Fırat? Biz ne yapıyoruz? Haklısın. Her şey üst üste geliyor. Zor günlerden geçiyoruz. Biliyorum zor ama... Bilmiyorsun işte. Bilmiyoruz. Babaannemin önümüze attığı yemleri toplayarak karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz sadece ama hiçbir yere varamıyoruz. Yolumuzu kaybediyoruz. Ben tükendim artık. Ben tükendim. Gönül, Gönül bak bu yaşadığımız günler ileride başka günlere dönüşecek. Bak geçecek, inan geçecek. Ne zaman geçiyor biliyor musun? Sadece uyurken. O evde herkes sadece uykusunda masum. Sadece hayallerimizde doğruyu söylüyoruz biz. Bir tek rüyamızda istediğimiz gibi hayatımız. Onun dışında hepimiz birbirini tanıyan yabancılarız sadece. Yapayalnızız. En çok da ben. En çok da sen. Aynıyız işte. Babasız, kardeşsiz, sevgisiz, kimsesiziz. Değiliz. Bak işte. Bak birlikteyiz. Yan yanayız. Biz kardeşiz Gönül. Biz kardeşiz. Evet zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz hırpalanıyoruz, dağılıyoruz. Ama toplanmasını da bileceğiz. Biz aileyiz. Ben senin ailenim Gönül. Sen asla yalnız değilsin. Yalnızım işte. Ben kimseyle konuşamıyorum Murat. Kimseye anlatamıyorum. Annemin çektiği acıya, geçip giden günlerime dayanamıyorum artık. İçime içime susuyorum. Yalnızlığımdan korkuyorum. Kendi yüreğimi kemiriyor da beklemekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Anlatamıyorum ben. Anlat o zaman. Susma. Ya dinlerim ben seni. Dertleşiriz Gönül. Bak ben nasıl her şartta Miran'ın yanındaysam ben senin de yanındayım Gönül. Ya siz benim ailemsiniz. Ben senin ailenim. Fırat. Benim kardeşim yaşıyor. Benim kardeşim yaşıyor. Benim kardeşim hayatta. Ama babaannem onu bana göstermiyor. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.